pH 4 bileşiğiyle ilgili yukarıda numaralanmış kutucuklarda bulunan bileşiklerden hangisi arasında katlı oran vardır? Şimdi arkadaşlar bizim bileşiğimiz kim? C2H4. Bununla bir bileşik arasında katlı oran olabilmesi için bileşiğimizin bir kere karbon ve hidrojenden oluşması gerekiyor. O yüzden bakın burada oksijen var, burada karbon ve oksijen var, burada karbon ve hidrojenin dışında oksijen var. Bunları eledim. Bir de sevgili arkadaşlar bizim bileşiklerimiz karbon hidrojenden oluşacak ama bileşiklerimizin kaba yani diğer adıyla basit formülleri farklı olacak. Bu C2H4 bileşiğin kaba formülü CH2'dir. Şimdi benim elimde 4. ve 5. öncüllerde bileşikler var. Onların kaba formüllerini buluyorum. Bakın C4H10 ikisi de 2 ile sadeleşir. C2H5 kalır. Diğer bileşiğimiz C3H6 ikisi de 3 ile sadeleşir. CH2 kalır. Gördüğünüz gibi CH2 bizim bileşiğimizin kaba formülüyle aynı. O yüzden 5 numarada da katlı oran bulunmaz. Peki o zaman cevabımız 4 no'lu bileşikle C2H4 arasında katlı oran bulunur diyeceğiz. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikte elementlerin birleşen kütleleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci bileşikteki sabit oran 1'dir demiş. Arkadaşlar bakın birinci bileşikte şuraları okuyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şuradaki rakam 3. Aşağıdaki rakam da 3. Demek ki X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı 3'e 3. Bu oran nedir diyoruz? Bu oran 1'dir diyoruz. Gençler birinci öncülümüz doğru mudur? Evet doğrudur. İkinci bileşikte kütlece %40 X elementi içerir demiş. Hemen ikinci bileşiğe bakalım. Şöyle şurası X kütlesi, şurası Y kütlesi. Arkadaşlar X ve Y'nin miktarlarını ikinci bileşik için ne yapıyoruz? Şöyle not alıyoruz. Bakın benim elimde 2 gram X olduğunda 3 gram Y oluyormuş. 5 gram bileşik elde ediyormuşuz. Yüzdesini sorduğu için 100 gram bileşiğim olduğunda acaba ne kadarı Y'dir, ne kadarı X'tir diye soruyorum sevgili arkadaşlar. %40 ne var? X, %60 Y var. Bize X'inkini sorduğu için ikinci öncülümüze doğrudur diyeceğiz. Eşit miktarda X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin kütlesinin ikinci bileşikteki Y'nin kütlesine oranı 3/2'dir demiş. Bakın bunu şöyle tabloya dönüştürelim. X ve Y'nin kütlesi birinci bileşikte 3 gram X, 3 gram Y ile birleşiyor. İkinci bileşikte 2 gram X, 3 gram Y ile birleşiyor. Burada arkadaşlar benim eşit miktarda X ile birleşen demiş. O zaman şurayı 6 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Aşağıyı da 6 yapmak için 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. O zaman benim karşıma şöyle bir şey çıktı gençler. Bizim gördüğünüz gibi ilk bileşiğimizde 6 gram Y varken ikinci bileşiğimizde 9 gram Y'miz oluyor. Yani 2/3 olarak buluyoruz sonucu. O yüzden 3. öncülümüz yanlıştır. 1 ve 2. öncüller doğru. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde eşit kütlelerde azot ile birleşen oksijen kütleleri arasındaki oran en büyüktür? Şimdi arkadaşlar eşit kütlede azot dediği için bakın ben bunu 2 ile genişletmiş oluyorum. Oranım ne oluyor? 4/2 oluyor. Yani 2 çıkıyor buradaki sonucum. Eşit kütlede azotum zaten var. 5/3 sevgili arkadaşlar. Eşit kütlede azot olsun diye şunu 2 ile genişlettiğimde 4/1 oluyor gençlik. Oranım 4 oluyor. Şu ana kadar bulduğumuz değerler içerisinde en büyük olanı bu sevgili arkadaşlar. Peki hemen eşit kütlede azot olsun diye şunu 2 ile genişletirsem bakın burada 3/2 oluyor oranım. Yine eşit kütlede zaten azotum var. 1/4 oluyor oksijenler arası katlı oranın. Burada en büyüğünün kimin olduğunu gördük. En büyüğünün C seçeneği olduğunu gördük. Doğru cevabımız C seçeneğidir.
15 gram X2 bileşiği 9 gram yağ içermektedir. Buna göre 18 gram X içeren X2 bileşiği kaç gramdır? Arkadaşlar X ve Y'nin oluşturduğu bir bileşim var. X2 formülüne sahip. Şimdi bu bileşikten 15 gram olduğunda bunun 9 gramı Y elementiymiş. Demek ki 6 gramı nedir diyoruz? X'tir. Şimdi bizden istenilen şey şu. Diyor ki eğer diyor 18 gram X içeren bir bileşiğimiz varsa bu bileşik kaç gramdır? Bakın 6'nın kaç katı bu? 3 katı. O zaman 9'un 3 katı 27 gram Y kullanırız. 15'in 3 katı kadar da yani 45 gramda ürün oluşur. Ya da bu 18 ile 27'yi topladığımda bana 45 gramı vermelidir diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. XO2 bileşiğinin mol kütlesi 44 gramdır. 0,5 mol Y2O bileşiği 22 gramdır. Buna göre X3Y4 bileşiğinin mol kütlesi ne kadardır? Arkadaşlar bakın bu XO2'nin 1 molü 44'müş gençler. Şimdi bunun içerisinde ne var? 1 mol X var, 2 mol oksijen var. 2 çarpı 16, 32. Bu 32'yi şutlarsak X'in 1 molü 12 grammış. Sonra 0,5 mol Y2O'nun 22 gram olduğunu vermiş. Hemen ne yapalım? 0,5 mol Y2O 22 gram hissediyoruz. 1 mol Y2O kaç gramdır diye soruyoruz. Sevgili arkadaşlar 1 mol Y2O 44 gram geliyor. Bakın bunun içerisinde de 2 mol Y 1 mol oksijen var. Bu 16'yı 44'ün yanına atarsak 28 kalıyor. Ve biz buradan 2Y 28 ise Y'yi 14 olarak buluyoruz. Şimdi aradığımız bileşik kim? Aradığımız bileşik X3 Y4. Arkadaşlar X'i 12 bulmuştuk. 3 çarpı 12 artı 4 çarpı arkadaşlar 14. Burası 36 yapıyor gençler. Burası da 56 yapıyor. Topladığımızda ne yapar? Topladığımızda 92 yapar. O zaman 1 mol X3Y4 92 gramdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangisine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısı yazıldığında ifade yanlış olur? 0,5 mol N2 gazı arkadaşlar nokta nokta tane atom içerir. Şimdi hemen şöyle diyoruz bakın. 1 mol N2'de 2 Na tane atom var sevgili arkadaşlar. 0,5 mol N2'de ne kadar atom var? 0,5 mol N2'de Na tane atom vardır. Yani ben buraya Avogadro sayısını yazabilirim. Burada problem yok. 16 gram O2 gazı nokta nokta tane atom içerir. Arkadaşlar 32 gram O2 yani bu 1 mol demek. 1 mol O2. Bize ne kadar atom içeriyor? 2 Na tane atom içeriyor. Bizimkisi şu anda 16 gram olduğuna göre 16 gram O2 ne kadar atom içerir? Tabii ki Na tane atom içerir. Buraya da yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yazabiliyormuşum. Nokta nokta tane helyum atomu 4 gramdır. Arkadaşlar 4 gram helyum 1 mol 1 mol helyum Na tane atom demek. O zaman buraya da Na yazabiliriz. 4 gram CH4 gazı toplam nokta nokta tane atom içerir demiş. Oranımı hemen bakın şöyle kuruyorum. 16 gram CH4 yani 1 mol CH4 ne kadar atom içeriyor? 5 Na tane atom içeriyor. Şu anda bizim elimizde 4 gram varmış. Kaç tane atom içerir diye buraya yazdığımızda sevgili arkadaşlar burası 5 Na bölü 4 geliyor. Yani sadece Na yazamıyorum buraya. 5 bölü 4 Na yazmam lazım. O yüzden aradığım cevap B seçeneğidir. Hemen 5. öncüle de bakıyorum. Nokta nokta tane H2 molekülü 2 gramdır. Arkadaşlar 1 mol H2 2 gram. 1 mol H2 demek arkadaşlar
aynı zamanda 1 mol H2 demek. Na tane H2 molekülü 2 gram demek. Buraya da yine ne yapabileceğim? Na'yı yazabileceğim. Yazamayacağım ve yazdığımda yanlış olacak seçenek B seçeneğidir. Kapalı bir kapta normal koşullar altında gerçekleşen tepkimesinde niceliklerinden hangileri değişir? Molekül sayısı arkadaşlar bu katsayı olarak yorumlanıyor gençler. Tepkime denkleminin katsayılarına bakıyorum. Bir molekül, bir molekül daha, iki molekül girmiş, bir molekül çıkmış. Dolayısıyla iki molekülden bir moleküle düşmüş. Molekül sayımız değişmiş. Kapalı bir kabımız varmış sevgili arkadaşlar. Burada normal koşullar altında diyor. Koşullarımız, basıncımız değişmiyor. Basıncımızın değişmemesi için ne olması lazım? Hacmimizin değişmesi lazım. Bu bizim hareketli, pistonlu bir kabımız olacak. Bakın burada 2 mol varken 2V hacminde ise 1 mole düştüğünde bu hacim V'ye düşecek diyoruz. Hacim ne yapar diyoruz? Hacim değişir diyoruz sevgili arkadaşlar. Molekül sayısı da değişmişti. Hacim değişir. Kütle kapalı kapta kütle korunur, değişmez. Toplam atom sayısı ve cinsi hiçbir zaman değişmez. Burada değişenler 1 ve 2. öncüllerdir. Cevabımız A seçeneğidir. Kapalı bir kapta bulunan N2O4 bileşiği ısıtıldığında denklemine göre tamamen tepkimeye giriyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, N2O4 reaktiftir demiş. Yani tepkimeye giren. Doğru mudur? Evet. Endotermik bir tepkimedir demiş. Şimdi bu tepkime bir ne tepkimesi? Analiz tepkimesi. Arkadaşlar analiz bir şeylerin parçalanması, büyük moleküllerin kendini oluşturan daha küçük maddelere parçalanması olayıydı. Bunun için enerji gerekiyor. Endotermik oluyor genelde. Doğrudur diyoruz. Kaptaki gaz kütlesi zamanla artar. Bakın başlangıçtaki maddemiz de gaz, sondaki maddemiz de gaz. Kimyasal tepkimelerde kütle korunuyor sevgili arkadaşlar. Maddemizin hepsi gaz olduğu için gaz kütlesi artmaz, sabit kalır diyoruz. O yüzden C seçeneği yanlıştır. Homojen tepkimedir. Bilgimiz doğru. Tüm maddelerimiz aynı fiziksel halde ise biz bu tepkimeye homojen tepkime diyorduk. Tepkime sonunda molekül sayısı iki katına çıkar. Molekül sayısını biz arkadaşlar katsayı olarak yorumluyoruz. Katsayılarına baktığımızda 1 iken 2 oluyor. Yani 1 molekül 2 moleküle 1 mol 2 mole çıkıyor. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Yanlış olan seçenek C seçeneğidir. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşiklerin yanma ürünleri karbondioksit ve sudur. Yukarıda yapı formülü verilen gliserin bileşiğinin yanma tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur? Şimdi sevgili arkadaşlar bu gliserinin kapalı formülü şöyle bakın. 3 karbon var, 8 hidrojen var, 3 de oksijen var bileşiğimizde. Oksijenle yakıyoruz. Karbondioksit ve su elde ediyoruz. Tepkimedeki en kalabalık atom grubuna sahip C3H8O3'ün katsayısını 1 alarak denklemi denkleştirmeye başladığımızda CO2'nin katsayısı 4. Özür diliyorum. CO2'nin katsayısı 3. H2O'nun katsayısı 4 oluyor. Tepkimeden 10 tane oksijen çıkmış. Bakın 3 tanesi bu bileşiğin içerisinde olduğu için suyun katsayısı 7/2 oluyor. Şimdi soruda bizden istenen tepkimenin en küçük tam sayılarla denkleşmesi. O zaman bunların hepsini 2 ile genişletiyorum. Bakın 2, 7, 6 ve 8 oluyor katsayılarımız. Suyun katsayısı ise 8 olur diyoruz. Doğru cevabımız sevgili arkadaşlar E seçeneğidir. Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sodyum metalinin oksitlenmesi olayıdır. Ürünlerde sevgili arkadaşlar sodyumun oksiti oluşmuş. Buna sodyum metalinin oksitlenmesi olayı diyebiliriz. A seçeneği doğrudur. Kaptaki katı kütlesi artar. Bakın tepkime giren Na katısı var. Yanında da bir miktar oksijen gazı var. Bu oksijen gazı Na metalin üzerine bağlanarak Na2O katısına dönüşüyor. Daha büyük, kütlesi daha ağır olan bir katı oluşuyor. O yüzden B seçeneği doğrudur. Tepkime sonucunda ısı açığa çıkar.
Bu bir yanma olayı. Yanma olaylarında aynı zamanda enerji açığa çıkıyor. Bir tek arkadaşlar azotun yanması neydi? Azotun yanması endotermikti. O yüzden bu bilgi doğrudur diyoruz. Toplam atom sayısı korunmuştur. Atom sayısı ve cinsi tüm tepkimelerde korunuyor. D seçeneği doğrudur. Analiz tepkimesi olarak sınıflandırılır demiş. Burada analiz yok. Tam aksine sentez var sevgili arkadaşlar. O yüzden E seçeneğimiz yanlıştır. Yukarıdaki tabloda denklemleri verilen kimyasal tepkimelerden hangilerinin türü doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar birinci tepkimede oksijen reaktif olarak kullanılmış. Biz bu tepkimeleri aynı zamanda yanma tepkimesi adında veriyoruz. Birinci öncül doğrudur. İkincisinde Na2SO4'ün sulu çözeltisi ile baryum yodürün sulu çözeltisi tepkimeye girmiş. Baryum sülfat katısını oluşturmuş ve sodyum yodür sulu çözeltisini oluşturmuş. Bu bir çözünme çökelme tepkimesidir arkadaşlar. İkinci öncül doğrudur. CaCO3, CaO ve CO2'ye parçalanmış. Biz buna sentez değil ne diyoruz? Analiz diyoruz. Sentez bunun tam tersi. Küçük moleküller birleşerek büyük bir molekülü oluşturursa sentez oluyordu. HNO3 sudayla NaOH suda. Bakın bu HNO3 bir asit, NaOH bir baz. Bir asitle bir baz tepkimeye girip NaNO3 tuzunun sulu çözeltisini ve suyu oluşturmuşsa biz bu tepkimeye nötrleşme aynı zamanda asit baz tepkimesi diyoruz. Bize doğru verilenler sorulduğu için 1, 2 ve 4 bizim doğru cevabımız olacak. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır. Renksiz sodyum sülfür ve kurşun 2 nitrat çözeltileri karıştırıldığında siyah renkli kurşun 2 sülfür katısının oluştuğu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki Na2S dediğimiz madde suda iyi çözünen bir tuzumuzun çözeltisi. Bununla kurşun 2 nitrat tepkimeye giriyormuş. Kurşun 2 nitrat da yine suda iyi çözünen bir tuzun sulu çözeltisi. Burada var olan iyonlar eşlerini değiştirerek yeni tuzlar oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi kurşun 2 sülfür. Bu sudaki çözünürlüğü az olan, iyi çözünmeyen bir tuz ve bu tuz ne yapıyor? Çöküyor. Bu arada sevgili arkadaşlar, iki tane de sodyum nitrat tuzu oluşuyor. Bu da yine suda iyi çözünen bir tuzun sulu çözeltisi. Bu tepkime bir çözünme çökelme tepkimesidir. Arkadaşlar birinci öncül doğrudur. Net iyon denklemi buradaki kurşun 2 sülfür katısının oluşumunu gösteren kurşun iyonlarıyla sülfür iyonlarının tepkimesidir. İkinci öncül doğrudur. Sodyum artı ve NO3 eksi iyonları seyirci, gözlemci iyonlar diye adlandırılır. Bu iyonlar iki tarafta da hem girenler hem ürünler kısmında iyi çözünen tuzların yapısındadır. Çökelme tepkimesinde net iyon denkleminde görev almaz. Bu iyonlara seyirci, gözlemci iyonlar denir. Üç öncül de doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Çözünme, çökelme ve nötrleşme tepkimeleri ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşir. Arkadaşlar bu ortak. Yer değiştirme tepkimesidir. Zıt yüklü iyonların, zıt yüklü iyonların yer değiştirmesiyle oluşuyor. O yüzden doğrudur diyoruz. Net iyon denkleminde oluşan ürün tuz sınıfı bir bileşiktir. Arkadaşlar tuz sınıfı bileşik. Çözünme, çökelme için geçerli. Ama arkadaşlar nötrleşme tepkimesi için geçerli değil. Nötrleşme tepkimesinin net iyon denklemi nedir diyoruz? Nötrleşme tepkimesinin net iyon denklemi asitin verdiği hidrojen ile bazın verdiği hidroksit iyonları ne yapıyordu? Arkadaşlar H2O sıvısını oluşturuyordu. Nötrleşme tepkimesinin net iyon denklemi olarak biz bu denklemi yazıyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülümüz ortak değildir diyoruz. 1 ve 2 ortak olduğu için cevabımıza C seçeneği diyoruz. Organik X bileşiğinin yakılmasına ait tepkimede maddelerin mol sayıları grafikteki gibi değişmektedir. Buna göre X bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. X ile oksijen tepkimeye giren buradaki karbondioksit ve su oluşan ürünümüz
tepkimede harcadığım ve oluşan maddelerin molünü bulup bunu tepkime denkleminin katsayısı olarak yorumlayacağım arkadaşlar. X bakın 4 molden 2 mole düşmüş. Yani 2 mol harcamışız. Oksijen 5 molden 0'a düşmüş. 5 mol kullanmışız. Karbondioksit hiç yokken 4 mol oluşmuş gençler. Suya bakıyorum, sudan da 6 mol oluşmuş. O zaman ben bunları tepkime denkleminin katsayısı olarak alırsam bakın 2, 5, 4, 6 şeklinde. Çünkü biz tepkimede harcadığımız ve oluşan maddeleri tepkime denkleminin katsayılarına bakarak yorumluyoruz. Şimdi buna göre tepkimeden 4 karbon çıkmış. 4 karbon girmeli. Bakın X'in katsayısı 2 olduğu için X'in içinde 2 tane C var diyoruz. 2 çarpı 2 4. 6 kere 2 12 hidrojen çıkmış. Katsayı 2 olduğu için burada 6 tane hidrojen var diyoruz. 2 kere 6 12. Tepkimeden toplam 10 tane oksijen çıkmış. Giren 10 tane. Hayır, şöyle tepkimeden toplam 4 kere 2 8. 6 kere 1 6. 14 oksijen çıkmış. 10 tanesi bakın burada 4 tane neyimiz var? Eksiğimiz var. O 4'ü X'in içerisinde. Katsayı 2 olduğu için burada 2 tane de oksijenimiz olmalı diyoruz. Yani aradığımız bileşiğin formülü, X'in formülü C2H6O2'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tepkime denklemine göre bir miktar N2 gazı ile 1.2 mol H2 gazının tepkimesinden en fazla 0.6 mol NH3 gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şöyle N2 ile 3H2 tepkimeye girerek ne yapıyormuş? 2 tane NH3'ü oluşturuyormuş. Şimdi bize diyor ki soru tepkimeden en fazla 0.6 mol NH3 oluşuyormuş. O zaman şöyle 2 mol NH3 oluşabilmesi için 3 mol H2 girmesi gerekiyor. Burada 0.9 mol H2 kullanılmış. Yine 1 mol N2 tepkimeye girerse 2 mol NH3 oluştuğu için 0.3 mol de N2 kullanılmış, harcanmıştır diyebiliyoruz. Burada 1.2 mol arkadaşlar H2 aldığımızı söylüyor. Demek ki 0.3 mol H2'yi ne yapacak? Burada artacak, kullanılmamış olacak, tepkimeye girmemiş olacak. Tepkimede sınırlayıcı bileşen H2 gazıdır demiş. Ne diyoruz? Birinci öncüle yanlış diyoruz. Sınırlayıcı bileşen tepkimede tükenen maddemizdir. O yüzden hidrojenden arttığı için biz buna yanlış deriz. 8.4 gram N2 gazı harcanmıştır. Arkadaşlar harcadığımız N2'yi 0.3 mol bulmuştuk hatırlarsanız. Hemen şöyle yapıyorum. Eğer 1 mol N2'm olursa 28 gram olacak. 0.3 mol N2'm olursa kaç gram olur diye soruyorum. Arkadaşlar cevabı 8.4 gram tabii ki. O zaman ikinci öncül doğruymuş. H2 gazı tamamen tükenmiştir. Bu doğru olsa zaten 1'e doğru derdik. Sınırlayıcı bileşen tepkimede tükenen maddedir demiştik. Yalnız 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Formülü C6H12O6 olan glikoz bileşiğinin 0.5 mol yeterince oksijen ile tamamen yakılıyor. Buna göre tepkime sonucunda kaç gram CO2 gazı oluşur? Arkadaşlar bu sorumuzdaki bakın bu yeterince ifadesi karşıdaki 0.5 mol C6H12O6'yı tam bitirecek kadar maddemiz var anlamına geliyor. Şöyle C6H12O6 dediğimiz bileşiğimizin formülünü yazarak yanma reaksiyonunu devam ettiriyorum arkadaşlar. Yanmada oksijen gazı kullanıyoruz. Karbondioksit ve ne oluşuyor? Su oluşuyor. En kalabalık grubumuz olan C6H12O6'nın katsayısını 1 aldım. Bakın buradan 6 tane CO2 oluşacak, 6 tane su oluşacak. Toplam 18 oksijen çıkmış. 6'sı burada bileşiğin içerisinde 12 tane kalıyor. O yüzden oksijenin katsayısını da 6 alıyoruz. Şimdi benim 1 mol C6H12O6'm olsa 6 mol CO2 elde edecektim. Ama 0.5 mol glikozum varmış. O zaman ne kadar elde ediyorum? 1 mole 6 mol ise 0.5 mole 3 mol CO2 elde edilir. Bana kaç mol değil de kaç gram diye sorduğu için de şöyle yapıyorum. 1 mol CO2 bileşiği 44 gram sevgili arkadaşlar. 3 mol CO2 kaç gramdır diye sorarak cevabımı bulmam gerekiyor. Cevabım
Ne çıktı? 132 gram çıktı. Doğru cevabım A seçeneğidir. SO2 ve H2S bileşikleri denklemine göre artansız tepkimeye girerek H2O bileşiği ve S elementine dönüşmektedir. Tepkimede 32 gram SO2 bileşiği harcandığına göre tepkime süresince oluşan değişimlerle ilgili grafiklerinden hangileri doğrudur diye bir sorumuz var gençler. Şöyle yapalım, biraz daha büyütelim sorumuzu. Şimdi sevgili arkadaşlar, 32 gram SO2 kullandığımızı söylüyor bakın tepkimede. Bu SO2'nin molünü bulursanız, SO2'nin molünü şöyle M bölü MA'dan bulalım ya da 1 mol SO2 64 gramsa 32 gramı kaç moldür diye de yazabilirsiniz. 0,5 mol SO2'miz varmış arkadaşlar. Getirdim buraya, 0,5 molümü yazdım. 1 mol SO2 2 mol H2S ile girdiği için 1 mol H2S kullandım. 2 mol su oluştuğu için 1 mol H2O oluştu. 3 mol S oluştuğu için 1,5 mol de S oluştu diyoruz. Şimdi harcanan H2S'nin molekül sayısı 1 mol olduğuna göre 1 mol Avogadro sayısı kadar tanecik. Bunun hepsini artansız dediği için demek ki tamamen bitecekmiş. O zaman doğru bir grafik çizilmiş. Oluşan su arkadaşlar artarak 1 mol de duracak. 1 mol su oluşacak. İkinci grafik doğru. Oluşan S'nin kütlesi arkadaşlar 1 mol S'miz 32 gramdı. Burada 1,5 mol S oluşur dedik. O zaman kaç gramdır diye sorduğumuzda 48 gram geliyor. Bakın artıp kütlesi 48 gram olacak. O zaman 3. grafik de doğru. 3 grafiğimiz de doğru olduğuna göre cevabımız E seçeneğidir. CH4 ve CH4 gazlarından oluşan 1 mol karışım tamamen yakılıyor. Buna göre tepkime sonucunda oluşan H2O bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle CH4 artı O2 CO2 artı H2O karışım problemlerinde tepkime varsa bu tepkimeleri ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. C2H4 artı O2 CO2 artı H2O şeklinde yazdık. Bakın yukarıdaki tepkimede bir tane CH4 aldığımızda CO2'nin katsayısı 1, suyun katsayısı 2, oksijenin katsayısı 2 oluyor. C2H4'ten bir tane aldığımızda CO2'ninki 2, suyunki 2, arkadaşlar oksijeninki 3 oluyor. Şimdi şöyle yapıyorum. CH4'ten X mol, CH2H4'ten Y mol alıyorum. Bakın X mole Y mol aldım. 1 mol CH4'ten 2 mol su oluştuğu için 2X mol su oluşur diye biliyorum. 1 mol CH4'ten 2 mol su oluştuğu için Y molden 2Y mol oluşur diye biliyorum. Benim bildiğim bilgilerden bir tanesi şu. X ile Y'nin toplamı 1 mol sevgili arkadaşlar. Peki ne kadar su oluştu? Bakın ne kadar su oluştu? 2X artı 2Y kadar oluştu. İki parantezine aldığımda burası X artı Y. X artı Y'nin değerini bildiğim için bu ne yapıyor diyorum. 2 mol su oluşur diyebiliyorum. 2 mol su oluşacağına göre hemen bunu kütleye çevirelim. Eğer elimizde 1 mol suyumuz olsaydı 18 gram olurdu. 2 mol su kaç gramdır sorusunun cevabı 36 gramdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kapalı bir kapta demir ve kükürt elementleri arasında denklemine göre tam verimle gerçekleştirilen tepkimede 44 gram Fe S bileşiği elde edilirken S elementinin yarısının arttığı belirleniyor. Buna göre başlangıçta kapta kaç mol demir ve kükürt elementi vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapalım bakın 1 mol demir ile 1 mol kükürtün tepkimesinden 1 mol Fe2S değil Fs bileşiği oluşuyormuş. Şimdi burada sevgili arkadaşlar demir 2 sülfür dediğimiz bu bileşikten 44 gram oluştuğunu söylemiş. Bunun 1 molü ne kadar yapıyor? 88 yapıyor. O zaman sevgili arkadaşlar 0,5 mol neyimiz var? Demir 2 sülfür bileşiğimiz var. Bakın bundan 0,5 mol oluşabilmesi için 1 mol S tepkimeye girmesi lazım ki 1 mol Fs oluşsun.
Demek ki 0,5 mol arkadaşlar ne yapmış? Kükürt harcanmış. Ne kadar demir harcayacağım? 1 mol demir harcadığımda 1 mol Fs oluşuyor. Demek ki arkadaşlar demirden de 0,5 mol harcamışım. Şimdi gençler şöyle diyor soru bize. Bu tepkimede kükürt elementinin yarısının arttığı belirleniyor. Şimdi 0,5 mol harcandığına göre demek ki başlangıçta 1 mol almışım. Bunun 0,5 molü ne yapmış? Artmış. Şimdi tepkime tam verimle gerçekleşiyordu. Tam verim demek tepkimeye girenlerden birinin bitmesi. Bakın kükürtten arttığına göre demek ki demir bitmiş. O zaman demirden de başlangıçta 0,5 mol almışız. İlk başta 0,5 mol demir, 1 mol kükürt aldığımıza göre başlangıçta karışımımız 1,5 moldür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Tepkimesine ait maddelerin kütlesinin zamanla değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre X atomunun mol kütlesi kaç gram bölü moldür? Sevgili arkadaşlar bakın tepkimeye şöyle X2H4'ü parçalıyormuşuz. X2 artı 2 tane H2 oluşuyormuş. Şimdi tepkimede kullandığımız X2H4 8 gram. Tepkimede oluşan X2 7 gram. H2 ise 1 gram. Sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Bizim burada içinde yabancı madde olmayan molünü bulabileceğimiz madde hidrojen. M bölü MA yaparak molünü bulursak 1 bölü 2'den arkadaşlar 0,5 mol neyimiz olduğunu buluruz. H2'miz olduğunu buluruz. Bakın o zaman 0,5 mol H2 kullanmışsak 2 mol H2'ye 1 mol X2 tepkime sonucu oluşuyor. O zaman 0,25 mol X2 oluşmuştur diyebiliriz. 0,25 mol X2 arkadaşlar kaç gram? 7 gram ise 1 mol X2 kaç gramdır diyoruz. 1 mol X2 28 gramdır. Şimdi burada 2 mol X var. 2 mol X'in kütlesi 28 olduğu için X'in mol kütlesi sevgili gençler 14 olacaktır diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Altın ve bakır metallerinden oluşan bir alaşım olan 18 ayar altının bileşimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Her ikisi de pasif metal olan altın ve bakır metallerinden altın metali H2SO4 çözeltisiyle tepkimeye giremezken bakır metali tepkimesini vermektedir. Buna göre 128 gram kütleye sahip 18 ayar altın yeterince derişik H2SO4 çözeltisine atıldığında en fazla kaç gram SO2 gazı oluşur? Arkadaşlar görmüş olduğumuz bu dairesel grafikte bakın şu açı gördüğünüz gibi 90 derece. O zaman şöyle oluyor. 4'te 1'i ne oluyor? 4'te 1'i arkadaşlar bakır metali oluyor. 4'te 3'ü de altın metali oluyor. O zaman 128 gram kütleye sahipse bunun hepsi değil. 4'te 1'i nedir diyoruz? Arkadaşlar bakırdır. O zaman 128 bölü 4'ten 32 gram bakırımız varmış. Biz buradan bakırın molünü bularak yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. M bölü MA yapıyoruz. Şu an elimizde 32 gram bakır var. Bakın aşağıda sorunun altında bize bakırın 1 molünü 64 gram olarak vermiş. Yani 0,5 mol arkadaşlar bakırımız varmış. Alıyorum bu bakırı. Ne yapıyorum? Aşağıdaki denkleme göre soruyorum. Eğer benim 0,5 mol bakırım varsa diyorum. Ne kadar SO2 üretebilir bu bakır? Bakın denklem bana ne diyor? Eğer 1 mol bakır kullanırsan sana 1 mol kükürt üretir. O zaman bana 0,5 mol bakır, 0,5 mol SO2 ne yapacak? Üretecek. Bana üretilen SO2 gazının kaç gram olduğu sorulduğu için şöyle yapıyorum. 1 mol SO2'm olsaydı 64 gram olacaktı. Arkadaşlar 0,5 mol SO2'm var. Dolayısıyla kaç gramdır diye sorup cevabını buluyorum. Ya da yukarıdaki formülü burada da kullanabilirim. Hangi formülü? Mol eşittir M bölü MA. Buradan sevgili gençler 32 gram neyim olduğunu bulacağım.
SO2 gazımın oluştuğunu bulacağım. Doğru cevabım E seçeneğidir. 200 gram demir katısı HCl çözeltisine atıldığında tepkimesine göre tepkimeye girmektedir. Tepkimede oluşan H2 gazının kütlesi zamanla grafikteki gibi değiştiğine göre demir katısının kütlece yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? Arkadaşlar, bu grafik bana ne gösteriyor? Tepkimede 6 gram hidrojen oluştuğunu gösteriyor. Hidrojenin molünü M bölü M adam gelin bulalım. 6 bölü 2, 1 mol hidrojen 2 gram, 3 mol oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi denkleme göre bakın, 1 mol demir girerse 1,5 mol ne yapıyoruz? Hidrojen gazı elde ediyoruz. O zaman 3 mol hidrojen gazı elde etmek için tepkimeye 2 mol demir girmeli. Buradan arkadaşlar demirin kütlesini mol ile mol kütlesini çarparak da bulabilirsiniz. 1 molü 56 gramsa 2 molü 2 çarpı 56'dır deyip oradan da 112 gram demirin tepkimeye girdiğini ne yapabileceksiniz? Bulabileceksiniz gençler. Yani biz 200 gram demir metali aldığımızda onun 112 gramı tepkimede harcanmış oluyor. 100 gram aldığımızda ne kadarı harcanmış olur diye sorduğu için %56'sı harcanmış olacaktır. Doğru cevabımız gençler B seçeneğidir. Eşit kütlede karbon atomu içeren C3H4 ve C5H10 gazlarından oluşan 82 gramlık bir karışım tam verimle yakılıyor. Tepkime sonucunda toplam 5 mol su oluştuğuna göre karışımdaki C5H10 kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar bir kere C3H4 bileşiğimiz var, bir de C5H10 bileşiğimiz var. Bize ne diyor burada soruda? Eşit kütlede karbon atomu içeriyorlarmış. O zaman şöyle diyorum bakın. Burada 3 mol karbon var. Burada 5 mol karbon var. O zaman ben bu bileşikten 5x mol aldığımda diğer bileşikten 3x mol almalıyım ki 15x'e 15x karbonumuz olsun. Karbonumuz eşit olsun diyoruz. C3H4 bileşiğini yaktığımızda arkadaşlar karbondioksit ve ne oluşacak? Su oluşacak. Aynı şekilde C5H10 bileşiğini yaktığımızda sevgili arkadaşlar ne oluşuyor diyoruz? Karbondioksit ve su oluşuyor diyoruz. Bakın burada C3H4'ün katsayısını 1 alırsak suyun katsayısı 2 oluyor. C5H10'un katsayısını 1 alırsak suyun katsayısı 5 oluyor. Şimdi biz tepkimede C3H4'ten 5x mol almıştık. 1 mole 2 mol olduğu için 10x mol ne oluşacak diyoruz? Su oluşacak. C5H10'dan 3x mol almıştık. 1 mole 5 mol olduğu için 15x mol oluşacak. Toplam 25x mol su oluşuyor gençler. Bakın toplam 25x mol su oluşuyor. Oluşan suyumuz 5 mol olduğuna göre arkadaşlar bizim x dediğimiz değer 0,2 moldür. Bizden C5H10'un gramını sorduğu için 3x ne yapar? 3x 0,6 mol yapar sevgili arkadaşlar. Buradan hemen şöyle yapacağız. 1 mol C5H10 70 gram yapıyor. 0,6 mol C5H10 kaç gram yapar diye soracağız. Cevabımızı bulmaya çalışacağız. 6 kere 7 42. 1 0 kayacağımız için cevabımız 42 gram olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kapalı bir kapta bulunan bir miktar kalsiyum karbonat katısı denklemine göre %80 verimle tepkimeye girdiğinde 1,6 mol CaO katısı elde ediliyor. Buna göre başlangıçta kapta bulunan CaO katısı kaç gramdır? Arkadaşlar şöyle, CaCO3'ün ısıtılmasıyla CaO ve CO2'nin oluştuğu bir tepkimem var. Şimdi 10x mol arkadaşlar ben ne alıyorum? CaCO3 %80 verimle dediğinde ben bunun 8x'ini kullanabileceğim. 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol CaO oluştuğu için arkadaşlar 8x harcadığımda da 8x mol kalsiyum oksit oluşuyor. Demek ki 8x 1,6'ya eşitse x 0,2 mol yapar sevgili arkadaşlar. Başlangıçta biz ne kadar almıştık? 10x almıştık. 10x ne yapıyor? 0,2 yerine yazdığımızda 2 mol kalsiyum karbonat yapıyormuş. Kalsiyum karbonat katısı kaç moldür değil, kaç gramdır demiş.
O zaman şöyle diyoruz. 1 mol kalsiyum karbonatımız olsa 100 gram olacaktı arkadaşlar. Bizim 1 mol değil 2 mol kalsiyum karbonatımız var. Dolayısıyla ne diyoruz? Kaç gramdır bu bileşik diye soruyoruz. Cevabımız 200 gram olacaktır. Yani B seçeneği doğru cevaptır. 100 gram kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında denklemine göre ayrışarak CaO katısı ve CO2 gazına dönüşüyor. Reaksiyon sonucunda oluşan CO2 gazının mol sayısı zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre tepkimenin verim yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar normalde 100 gram CaCO3 ölçümüz var. Bu 1 mol demek. 1 mol demek. Şimdi ben eğer bu 1 molün hepsini kullanabilseydim, bakın 1 molün hepsini kullanabilseydim, 1 mol CaCO3'ten 1 mol CO2 elde ediyordum. 1 mol CO2 elde edebilirdim. Ben bu elde etmeyi umduğum 1 mol CO2'ye teorik verim diyordum. Teorik verim ya da kuramsal verim diyordum. Bakın tepkimede CO2 artmış, 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 artmış. 0,2 kadar oluşmuş. Daha fazla oluşamamış. O zaman bu 0,2 mol benim deneysel ya da gerçek verim dediğim verimim sevgili arkadaşlar. Yani yüzde verim dediğimiz şey nasıl bulunuyor? Yüzde verim şöyle bulunuyor. Yüzde verim eşittir deneysel verim bölü teorik kuramsal verim çarpı arkadaşlar 100. Bu bize neyi verecek? Yüzde verimi verecek. O zaman 0,2 bölü 1 çarpı 100 dediğimizde sevgili arkadaşlar %20 verimle gerçekleşmiş bir tepkimemiz var diyeceğiz. Cevabımız ise D olacaktır. Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir maddenin karışım olduğunu tek başına kanıtlar? Yapısında farklı tür atomlar içermesi. Arkadaşlar bakın H2O bir bileşik. Yapısında farklı tür atomlar var mı? Var ama bir bileşik olduğu için karışım olduğunu demek ki yapısında farklı tür atomların olması ne yapamıyormuş? İspatlayamıyormuş diyeceğiz arkadaşlar. Homojen görünüme sahip olma. Karışımların bir kısmı homojen ama bu element ya da bileşik de olabilir, karışım da olabilir. O yüzden bu da yine tek başına ne yapamaz, ispatlayamaz. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. Arkadaşlar eğer fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışabiliyorsa bu bir karışım olmalıdır diyoruz. Çünkü bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrışırken elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmaz. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Birinci ve ikinci kapta bulunan aynı sıcaklıktaki saf X ve Y sıvıları üçüncü kaba aktarılıyor. Aralarında kimyasal etkileşim olmadığı bilindiğine göre üçüncü kaptaki sıvıyla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kütlesi X ve Y sıvılarının kütleleri toplamına eşittir. Arkadaşlar bir karışım oluştuğunda karışımın kütlesi karışımı oluşturan maddelerin kütlesi toplamına eşittir. Birinci öncül doğrudur. Yoğunluğu X sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Burada bizim yoğunluklarıyla ilgili bir bilgimiz yok. Yani acaba DX büyük DY mi yoksa DY büyük DX mi? Bunu bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Çözelti olup tek fazlıdır demiş arkadaşlar. Normalde bunların birbiri içerisinde çözünüp çözünmediği konusunda da bir bilgimiz yok. Homojen de olabilir, heterojen de olabilir. Eğer homojense tek fazlı olmasını bekleriz. Ama heterojense sevgili arkadaşlar çok fazlı, iki fazlı olabilir diyoruz. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Homojen karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bileşenleri birbiri içerisinde çözünür seçeneği doğrudur. Tek fazlı karışımdır. Bilgisi yine doğrudur. Çözelti olarak da belirtilir. C seçeneği doğrudur. Sabit erime kaynama sıcaklığına sahiptir. Arkadaşlar karışımların belirli erime kaynama sıcaklığı yoktur. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Kütlesi bileşenlerinin kütleleri toplamına eşittir. Yani kendini oluşturan maddelerin kütlesi toplamına eşit kütlesi vardır.
Burada yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Çünkü karışımların belirli, sabit bir erime kaynama noktaları yoktur. Bileşenlerin oranı değiştiği zaman erime ve kaynama sıcaklığı değişir arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Kütlesi m1 gram, hacmi v1 olan su sıvısıyla kütlesi m2 gram, hacmi v2 litre olan şeker katısı karıştırılıyor. Şekerin tamamı suda çözündüğüne göre oluşan karışımla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar şeker suda çözündüğüne göre bu karışım homojen karışımdır. Birinci öncülümüz doğrudur. Kütlesi kendini oluşturan bileşen diye nitelendirdiğimiz maddelerin kütlesi toplamı kadardır. Yani m1 artı m2 kadardır. Hacmi ise sevgili arkadaşlar kendini oluşturan maddelerin hacimleri toplamı kadar olmama ihtimali daha yüksektir. Çünkü yeni oluşan karışımda karışımı oluşturan maddeler arasında meydana gelen itme ve çekme kuvvetleri ve tanecikler arasındaki boşluklar değerlendirilmesi gereken kavramlardır. Bu yüzden hacim V1 artı V2 olmaz diyoruz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 doğru. Yanlış olan seçeneğimiz yalnız 3'tür. O yüzden doğru cevabımıza B seçeneği diyoruz. İçlerinde su bulunan kaplara sabit sıcaklıkta X, Y ve Z sıvıları ilave edildiğinde aşağıdaki karışımlar oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar X eklendiğinde suyla tek fazlı bir karışım oluşmuş. O yüzden X suda çözünür, homojen hale gelir diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. Y'nin öz kütlesi Z'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar burada suyun yoğunluğunun Y'den daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada ise Z dediğimiz maddenin yoğunluğunun sudan yoğun olduğunu, daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. O zaman şöyle bir sıralama yapabiliriz aslında. DZ büyük, DSu büyük, DY diyebiliriz. Y'nin öz kütlesi o zaman Z'ninkinden büyük değil, küçük olmalı. İkinci öncül yanlıştır. YZ karışımı homojen olması beklenir. Bakın arkadaşlar Y suda çözünmeyen, suyu sevmeyen bir madde. Aynı şekilde Z suyu sevmeyen, suda çözünmeyen madde. Demek ki Y ve Z'nin yapısı birbirine benziyor. İkisi de suyu sevmiyor. O zaman Y ve Z birbiri içerisinde karıştığı zaman homojen bir karışım oluşturabilirler. Üçüncü öncül doğrudur. 1 ve üçüncü öncüller doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Emülsiyonlarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Emülsiyon neydi arkadaşlar? Sıvı sıvı heterojen karışımlara verdiğimiz isimdi. Bileşenlerin fiziksel hali katı ve sıvıdır demiş. Biz buna süspansiyon diyoruz. Bu yanlış sevgili arkadaşlar. Sıvı sıvı heterojen karışımlara biz emülsiyon diyorduk. İkinci öncül doğrudur. Fiziksel yöntemlerle örneğin ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir diyoruz. Üçüncü öncül doğrudur. Bize yanlış olan seçenek sorulduğu için yalnız bir yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Dağılan maddesi katı, dağıtan ortamı sıvı olan heterojen bir karışımla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, dağılan madde katı dağıtıcısı sıvıysa biz buna süspansiyon diyoruz. Süspansiyonların tanecik boyutu 1 nanometreden daha büyüktür. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Emülsiyon olarak sınıflandırılır demiş. Emülsiyon dağıtıcısı ve dağılanı sıvı olan karışımlar. Kumlu su süspansiyona örnek olarak verilebilir. Karışım oluşturan maddeler birbiri içerisinde çözünmezler. Heterojen bir karışım olduğundan dolayı bu dördüncü öncülümüz de doğrudur. 1, 3 ve 4. öncüller doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır? H2O polar yapıya sahiptir arkadaşlar. İyi bir çözücü aynı zamanda. CH3OH metil alkol olup suda iyi çözünür. Arkadaşlar kendisi de su gibi polar, aynı zamanda su molekülleri gibi kendi molekülleri de hidrojen bağı yapabilme özelliğine sahip. O yüzden suda iyi çözünür.
Doğru bir bilgidir. NaCl suda çözünürken su molekülleriyle iyon-dipol etkileşimi oluşturur. Arkadaşlar NaCl iyonik bir bileşik. Yapısında Na ve Cl iyonları var. Suyun kısmi pozitif ve kısmi negatif kutupları bu Na ve Cl iyonlarını kendine doğru çekerek suda NaCl'nin çözünmesini sağlıyor. Bu bilgi doğru bilgi. Aralarında iyon-dipol etkileşimi oluşuyor. C6H6 su molekülleriyle dipol-dipol etkileşimleri oluşturarak çözünür demiş. Bu bilgimiz yanlış. Neden? Çünkü C6H6 apolar bir madde. Suda indüklenmiş dipol arkadaşlar dipol etkileşimi oluşturabilir. Çünkü apolar maddelerde dipol yoktur diyoruz. Bu bilgiye yanlıştır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. CCl4 yine apolar bir madde. I2 de apolar madde. İkisi de apolar olduğu için indüklenmiş dipol London etkileşimi oluştururlar. Birbirine benzeyen yapıları ve enerjilerinin birbirine yakın olması sebebiyle çözünme gerçekleşir. Homojen karışım oluşur. Yine E seçeneğindeki bilgi doğrudur. Yanlış olan bilgi D seçeneğinde verilen bilgidir. X, Y, Z maddeleriyle ilgili tabloda bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X iki farklı metalin eritilip karıştırılmasıyla oluşmuş tek fazlı katıdır. Arkadaşlar metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan tek fazlı homojen karışımlara biz alaşım diyoruz. Mesela lehim bir alaşım. Demir tozu, kükürt tozu katı halde karıştırılırsa basit adi karışım dediğimiz bir karışımımız oluşur. Y maddesi iki sıvı fazdan oluşan heterojen yapılı bir maddedir. Arkadaşlar sıvı sıvı heterojense bu bir ne olacak? Emisyon olacak. Zeytinyağı su böyle bir madde örneğidir. Tuzlu su homojendir. O yüzden aynı zamanda bileşenlerinden biri katıdır. Z'ye baktığımızda katı bir maddenin farklı bir sıvıda çözünmesiyle oluşmuş sıvıdır diyor. Etil alkol su demiş. Etil alkol sıvı olduğu için A seçeneğini ne yaparız? Eleriz. Geriye bir tek C seçeneği kalır. Tuzlu su. Tuz suda çözününce sıvı fazla homojen bir çözelti oluşur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda molekül yapıları verilen bileşiklerden hangisinin sudaki çözünürlüğünün en yüksek olması beklenir? Arkadaşlar suyun yapısını 9. sınıftan hatırlarsınız. Su bağları da kendisi de polar bir madde arkadaşlar. Buradaki CCl4 apolar olduğu için suda iyi çözünmesini beklemiyoruz. I2 apolar bir madde olduğu için suda çözünmesini beklemiyoruz. CH4 apolar bir madde olduğu için suda iyi çözünmesini beklemiyoruz. CO2 yine apolar bir madde olduğu için suda çözünmesini beklemiyoruz. Bakın bu E seçeneğindeki NH3 polardır. Nereden anlıyorduk polar olduğunu? Merkez atom diye nitelendirdiğimiz atomunun üzerinde gördüğünüz bu elektron çifti kalmış. Bu elektron çifti diğer bağ yapımına katılan elektronları iterek molekülün geometrisini belirliyordu. Ve bu molekül geometrisi molekülün polar olmasına sebep oluyordu arkadaşlar. Merkez atom tüm değerli elektronlarını kullanmışsa bakın A'da kullanmış. Etrafı da hep Cl simetrik. Mesela burada C'de merkez atom karbon tüm elektronlarını kullanmış. Etrafı simetrik, hepsi hidrojen. Gördüğünüz D'de karbon 4 elektronu var. 4'ünü de kullanmış. Etrafı simetrik. Bunlar apolar moleküller oluyor. O yüzden suda iyi çözünmesini beklemiyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. X sıvısı suda çözünmezken karbon tetraklorür sıvısında iyi çözünür. Buna göre X sıvısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar su polar bir madde. X suda çözünmediğine göre yapısı apolar. Şimdi X maddesi CCl4 dediğimiz karbon tetraklorür sıvısında çözünebiliyormuş. Bu şu anlama geliyor. CCl4 nasıl bir molekül? Apolar bir molekül. X CCl4'te çözünebildiğine göre sevgili arkadaşlar nasıl yapıya sahip? Apolar bir yapıya sahiptir diyebiliyoruz. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Su ile oluşturduğu karışım homojendir. Çözünmediğine göre sevgili arkadaşlar çok fazla bir
karışım olacak, homojen olmayacak. İkinci öncül yanlıştır. CCl4 sıvısında çözündüğünde dipol etkileşimi oluşur. Arkadaşlar ne dedik? CCl4 apolar bir molekül. Apolar bir molekülde dipol yoktur. Ne vardır? İndüklenmiş dipol vardır. O zaman kendisi de apolar olduğuna göre onda da indüklenmiş dipol var. Aralarındaki etkileşime ne diyoruz? Dipol dipol değil. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Diğer adıyla London kuvvetleri vardır. Yalnız birinci öncül doğru. Cevabımız A seçeneğidir. Yemek tuzunun suda çözünmesi aşağıda modellenmiştir. Buna göre bu çözünme olayında aşağıdaki etkileşimlerden hangisi etkilidir? Bakın arkadaşlar, su molekülü Na dediğimiz artı yüklü iyonu oksijen kısmıyla, kısmi negatif kutbuyla çevrelemiş. Cl iyonun etrafını ise hidrojen kısmıyla, kısmi pozitif kutbuyla ne yapmış? Çevrelemiş sevgili arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Bu kısmi negatif ve kısmi pozitif kutuplar Na artı ve Cl eksi iyonların etrafını sarıyorlar. İşte artı yüklü iyonu kısmi negatifle çekiştiriyorlar. Buna biz iyon dipol etkileşimi diyoruz. Eksi yüklü iyonu da kısmi pozitifle çekiştiriyorlar. Buna yine iyon dipol etkileşimi diyoruz. Bu etkileşimin adı iyon dipoldür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? Suya atılan talaş tozlarının yüzmesi. Arkadaşlar, talaş selülozdan oluşuyor. Selüloz suda çözünebilme özelliği olmayan bir madde. Zaten yüzerek yüzeyde kalıyor. O yüzden bu bir çözünme değildir. Çözünme iki farklı maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasıdır. Yağlı boya lekesinin tinerle çıkarılması, yağlı boyayı bulunduğu yerden tiner çözerek uzaklaştırır. İkide bir çözünme vardır. Etil alkol sıvısının su ile seyreltilmesi. Arkadaşlar, etil alkol suda iyi çözünür. Su eklendiğinde derişimi azalır, seyrelir. Dolayısıyla bu da bir çözünme olayıdır. 2 ve 3'te çözünme olayları vardır. Sevgili arkadaşlar, doğru cevabımız E seçeneğidir. Çözünme olayıyla ilgili yukarıdaki terimlerden hangileri doğru tanımlanmıştır? Sulu çözelti. Arkadaşlar, çözücünün su olduğu, suyun kullanıldığı homojen karışımlara biz sulu çözelti diyoruz. Birinci terimimiz doğrudur. Solvatasyon, maddelerin sudan farklı bir çözücüde çözünmesi olayının adıdır. Buna solvatasyon ya da solvatize olma diyoruz. İkinci terimimiz doğrudur. Hidratize iyon, suda çözünme olayında etrafı su molekülleriyle sarılmış iyonlara hidratize iyon denir sevgili arkadaşlar. Eğer çözücümüz su ise bir maddenin suda çözünmesi ve su moleküllerin çözünen taneciklerin etrafını sarmasına hidratasyon, hidratize olma diyoruz. Eğer çözünen madde iyon yapılı bir madde ise iyonların etrafı su ile sarılırsa hidratize iyon oluşur diyeceğiz. 3 öncülde doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Tabloda molekül yapısı ve T santigrat derecedeki öz kütlesi verilen sıvılarla hazırlanan karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su etil alkol karışımı heterojen iken etil alkol benzen karışımı homojendir. Arkadaşlar bakın, su ve etil alkol ikisi de homojen karışım oluşturabilecek polar maddelerden oluşuyor. Dolayısıyla burası yanlış. Etil alkol ve benzen, etil alkol polarken benzen apolar. O yüzden bunlar heterojen karışım oluşturmaya daha yatkın maddelerdir. A seçeneği bu yüzden yanlıştır. Benzen sıvısı suda çözünmez. Neden? Birisi polar, birisi apolar. Doğrudur. Etil alkollü su tek fazlı, yani homojen karışımdır. C seçeneği doğrudur. Benzen su karışımı emülsiyondur. Arkadaşlar, doğru mu bilgimiz? Benzen suda çözünmüyor. Sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için emülsiyon örneğidir. Doğrudur. Etil alkol su karışımı T santigrat derecede öz kütlesi 0,8 gram bölü mililitreden büyük, 1 gram bölü mililitreden küçük. Arkadaşlar, karışım kendisini oluşturan maddelerin yoğunluğu arasında bir değere sahiptir. Kendisini oluşturan maddelerden birinin yoğunluğu 0,8, diğeri 1 olduğuna göre
Bizim karışımımızın yoğunluğu 0,8'den büyük, 1'den küçük olmalıdır. E seçeneğindeki bilgi doğrudur. Yanlış olan seçenek A seçeneğidir.